Arkadaşlar artık. Opera. Evet. Çok iyi yapar. Ne oldu şimdi? Devam eder. Başka. Evet. Makyaj. Birinci konu. Birinci konu daha hangi konu olsun? Adnan Oktar hocam. Başka. Maşallah hocam. Şiir. Evet. Sayıyoruz. Üçten geriye. Üç. İki. Bir. Güzel dinleyicilerim benim. Bugün size çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Ürünüm şampuan. Neden mi? Siz erkekler kadınların ilgisini mi çekmek istiyorsunuz? İşte bu şampuanı kullanın. Çiftlikte ineklerin saçını şampuanla yıkanmak çok doğru bir davranış. Çünkü bu mevsimde daha çok tüylenmeleri gerektiği için tüy dökebilirler. Tüy dökücü kremler, tüy dökücü şampuanlar daha çok tavsiye edilir. Vur kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz. Kalan sahalar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musalla tehdit. İki satırlık adamlardan dolayı en iyi gelen ruj arkadaşlar. Üzülüyoruz yani. Çok böyle. Bu fahsatları dinlemeyin. Bunların söyledikleri haramdı. Kadın ruju sürecek. Erkek ona bakacak. Ne olmaz. Ne de olmaz. Bunlar hepsi haramdı. Cehennemliktir. Hatta sevda yüzünden ölmek sahip değil. Bütün mesele sahilde zühre olabilmektir. Yani direkte. Dahil ve Zühre olmak ayıp değil. Yalnız Dahil ve Zühre'nin nikahını ben kıyacağım. Baktım nikahı kıydım. Helali oldu, ne yapıyorsa yapsın. İsterse beraber olsun, isterse Dahil ve Zühre olsun. Ama Tahir'in karşısına nasıl çıkacak? Şıkları alacağım, anladın mı? Sakal zaten Tahir'in, yani olmaz böyle sakal. Sakalları alacağım kenarda, anladın mı? Je me ciel le jour la nuit, je danse avec le beau la fille. Afedem. İnekler böyle ses çıkarırlar. Özel çiftliğin ineklerinde garip garip seslere vardı, türleri vardı. Arabe söyleyen inekler, can söyleyen inekler. Onlar azca söylemiyor ama olsun. Saçlarınız inek yalamış gibi görünmesini istemiyorsanız işte bu muhteşem Blendak şampuanını kullanabilirsiniz. Erkeklerin daha çok ilgisini çekebilirsiniz. Saç. Çiftliğimizde inekler dişilere düşkün oluyor bayağı. Düşkünlüklerini birbirlerini düşünmek için kullanabiliyorlar. Onların çok etrafa dolanmayı size düşünebilirler. Saydım kaç gün oldu. Saydım kaç gece oldu. Saydım her gün aynı dön istersen. Tırnaklarından törpülüyor musunuz? Törpü önemli her zaman. Şimdi frekansla versin bu hocam. Yahu bu inekler diyorlar, inekler diyorlar. Yalanız bilmiyorlar. Bir danaya 7 kişi girebilir. Mühim olan sırayla girmektir. Arkadaşlar. Gitme demeyeceğim Lavinia. Üşüyorsun, ceketini al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Yanımda kal diyorsun Naci. Ben sana anlatamıyorum. Evlenmeden olmaz. Neden beni anlamak istemiyorsun? İlla cehennemde mi yanam? Evlenmeden önce ama giyeceğin etkisi önemli, anladın mı? Böyle mahma gibi çıkmayalım. Biz tersenlerle giyiniyoruz. Gözlerini içine
inekler çiftleşmeye giriyorlar. Yavrular daha çok bahara doğru doğarlar. Bir erkek saçınızı ellediğinde yumuşacık böyle ellerinden kaymalı, biliyorsunuz. Ve şimdi bir oyunumuz daha var. İlk tanışma oyunu ve iki grup oynayacak. Bir dünya grubu, bir de alem grubu. Şimdi dünya grubunda ilk önce Göğüs'te, yani oyunu anlatayım. İlk tanışmada ki oyuncumuz oturacak ve üç tane farklı şekilde, farklı karakterlerde aynı yerden devam etmeye çalışacaklar. Dünya alem, dünya grubunda Gözde'yi alalım. İlk oynayacak olan dünya grubu. Başka grupla tam bir belirleyelim. Evet, dünya grubunu belirliyoruz. Gözde, Sado, bir de Fırat oynasın. Selam, geç öyle. Evet, bu da bir güzelsizlik oldu ama. Neyse. Diğer... Hocam şöyle yapabilir miyiz? Üçüncüyü... Biz bir şeyler ayıralım, ayrılalım, siz de kadını oynayın. Yok, ben oynayacağım. Diğer oyundaki erkeği, alem grubundaki erkeği de ben oynayacağım. Evet. Siz, dünya... Sizin kadınız, ben oynayayım mı? Evet, kadın. Çok iyi. Şimdi... Hangi tip erkekler olsun? Kral, olsun. Macho Sado'da. Macho Sado'da oynayacak. Başka? Duymuyorum. Efeminen. Abo, Fırat uyar. Efeminen. Başka? İki tane kişi oynayacak. İki kişi oynayacak. Konu ne olsun? İlk tanışma. İlk tanışmada nasıl olsun? Hangi ortam olsun? Hangi ortam olsun? Okul salonu. Başka? Okul. Başka? Kütüphane. Kafe. Evet. Kafe ortamı olsun. İlk tanışma. Kızı tavlamaya çalışacak. Sado Kro. Fırat Efeminel oynayacak. Evet. Sayıyoruz. Geriye. Kadın? Ben hiç kadın değilim. İki kişi erkek, bir kişi kadın. Hayır hocam, onlar üç erkek olacak, bizden biri onlara eşlik edecek kadın olarak. Öyle mi? Öyle mi? Tamam, o zaman bir kadın alıyoruz. Gözde de bir karakter. Ben de erkek. Sen de erkek. Bir erkek karakteri daha alalım. Ne olsun? Salak. Salak. Salaş. Salaş. Başka? Salon beyefendisi. Salon beyefendisi, evet, tamam. Duyar. Salon beyefendisini de Gözde oynayacak. İlk kroyla başlıyoruz. Geriye sayıyoruz. 3, 2, 1. Yeey çolan, anamı kessem ben, babamı kessem ben. Seni de kesecek olan gene ben. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş gördük güzel. Yani biraz kaba değil misiniz? Sen daha nazik olabilirsiniz. Bilmem anlatabiliyor biliyor muyum? Bizde böyledir. Fırıttın mı yandan çakarlar. O zaman ben macizane sana bir şiir söyleyeyim. Baktım o gözlerine, söyleyesim geldi. Bu işte burada yollarımız ayrılıyor. Güzelim şayet bir gün beni ararsan Adana'da Arpacı'yı versin, Arpacı'yı. Sen burada az kadın yer bakırda yan gelsin. Sana senin dedin mi gösterirler? Burada da bulamadın mı? Baklar 5 Nisan mahallesi, satmışlar apartmanı. Hablemez sokağımda 9 evde yok o zelime ne dilili. Soracağım ben güzel olup olmadığını, her şeyin en güzelini ben de tamam mı? Ben şu an çok güzelim. Benden daha güzelim ben. Tamam mı? Ben niye bununla bunu... Bir de kim getirecek? Kadın dediğim bir ortamda nasıl oturması gerektiğini bilecek. Aile bir erkeğin de oturması gerektiğini bildiği gibi. Hiçbir şekilde laubalilikten hoşlanmam, hem de hiçbir şekilde. Toplumda doğru konuşulacağım. Işıkta bacandan haz etmem.
Taşık dedin mi? İçinde bol bol domates olacak. Sizin yörelerde öyle mi oluyor? Yani domates, biber, patlıcan. Bizim yöre yoktur güzelim. Biz her yer... Peki, eviniz var mı? Sen ayıp ettin. Ev kiralık semti bizim. Bilmem ama atar mı? Peki, araba var mı? Sen ister, ben seni sırtımda da götürürüm. Bize para moro değiller ama bizim gönlümüzü bilmiyorlar. Ay, şık değil. Teşik diyeceğim, anladın mı? Öyle işte. Bana düğünde masada, nikah masasında ilk söyleyeceği kelime ne olur? Tırnaklarını beğendim ben. peki ben nasıl bir gelinlik seçersem hoşuma gider? Gelinliği bana soracaksın. Ben sizce bilirim sana gelinliği. Öyle mi? Bir evet, ben... Aynen, ne bu? Tamam, anlaştık sonunda. Peki o zaman ben nasıl bekliyorum o zaman? Nasıl? Yemek ben... sen yapacaksın. Kadın dediğin toplumda çaşık yemeyecek. O ne öyle akacak böyle yanaklarından? Bir kere sushi yiyeceksin. Evet, ama yemesini biliyorsan rezil olmayacaksın. Gelinliğe gelince, kadın dediğin cool gibi olacak. Erkeğini... Ela kuğu dediysem de kapalı kuğulardan anlatabilirim. Sen yeni bereni açmayacaksın. Sonra cuma sana söyleyeyim. Ama benim kurallarım var. Onlara nasıl uyacağız? Nasıl yapacağız bunu? Alem uysa kralı gelsin. Biz kural tanımayız güzel. Ne sandın? Başka evet gelinlik seçiyorum. Evet gelinlik. Şimdi ben gelin arabası hani böyle... Daha böyle farklı bir şey istiyorum ben. Normal sıradan bir yerin arabası falan olsun istemiyorum. Nasıl bir araba seçeriz? Nasıl bir şey seçelim? Aynen. Sözü dünya ekibi çok iyi oynadı. Ben de size katılıyorum. Hatta şimdiden onları birinci seçelim. Boş verin diğerleri oynamasın. Alem ekibi şimdi Sevda kalkıyor. Yerine dünya ekibinin kadını. Sen onları seçelim. Tamam. Tamam. Kim oturuyor? Sen siz otur. Siz oturacak mısınız? Sen otur Gözde. Tamam. Kadınımız Gözde. Şimdi erkekler, dört erkek mi oluyorsun? Üç. Sevda diğer oyundaydı. Peki karakterler, az önce söylediğiniz karakterler kalsın mı yoksa değiştirelim mi? Biz bu oyunu sizinle oynuyoruz. Nasıl istiyorsanız öyle yapabiliriz. Değiştirelim. Daha iyisi varsa gelsin o zaman. Evet. Kiralık katil oynasın. Kiralık katil, tamam. Başka? Ben ilk tanışma ya. Sen zengin. Zengin bir erkek istiyoruz. Şizofren bir tane istiyoruz, evet. Görmemiş. Fakir ama gururlu. Fakir ama gururlu olsun istiyoruz. Fakir ama gururlu olan sensin galiba. Evet. Arkadaşlar hangisini oynamak istiyorsunuz? Ben zengini oynarım. Zengin. Başka ne var? Başka ne var? Fakir ama gururlu var. Başka? Zengin adam. Romantik yok mu? Romantik var, evet. Ayrıca can romantiği alıyor. Evet. Meryem sen? Evet arkadaşlar, Meryem için bir rol. Az önce güzel sesini dinlediniz. Favoritli olarak gelebilir mesela bence. Sonradan görme. Evet. Tamam, sonradan gör. O zaman sonradan görme olarak da. Çok yumuşak aldı bu. Sert bir şey. Sert bir şey istiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben sana göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ramazan davranışı olsun. Ramazan davranışı. Bol malum bir. Aslında
az önceki rollerden birini oynayabilir yine eğer istiyorsanız. Tamam. Bir... Kro'yu oynasın. Kro'yu oynasın. Evet. Oynuyorum. Pardon. Tamam. Peki. Ne oluyor? O zaman ilk önce zenginle başlayalım istiyorsanız. Buyurun. Ah, Mercedes'i de fark ettik bir yardım var. Merhaba. Mercedes'i mi var? Kaç para bu? Ayıptır söylemesi yani marka yani. Instagram'da böyle var. Görünmüyordun ama. doğru, Instagram'da birazcık daha kötüymüş. Şu anki güzelliğim senin gözlerini kamaştırdı, farkındayım. Ya benim gözlüklerim var, ona kamaşmıyor biliyorsun. 500 dolarlık gözlüklerim. Hata çıkarayım. Ay. Ben çok büyük umutlarla gelmiştim. Yani... Umut. O deniz gözlerinde beni girdabak sokan sen miydin? Bir gecenin ufkunda uyandıran, gecelerin içine salan o sen. Sen, seni görmek, seninle olmak. Ah, inanamıyorum. Şu ellere bak. O nazenin güzel ismini bağışlar. Kötü ellere mi diyor bunu? Orası sen önce indir o elini ayağını indir oğlum! Sen buralardan ne ayaksın oğlum? Sen kimsin ya? Kuro. Ben Kuro. Sen Kuro diyorsun buralarda bizim namımız yürüyor. Ne haber? Ay namım... Senden önce 10 kişi peşimden koştu ama sana kaldık yani. Geliyorsan sen de bu faaliyetlerle olmaz yani. Oralarda da bence bir sorun vardır. Ya gözleri kördür, ya kulakları yani sağırdır büyük ihtimalle. Baba senden tam olduğunu söyleyemem yani şimdi. Bak ben sana indir dedim zaten o eteğinin boyunu ben hesaplayamıyorum. Yani bir 10 santim falan biraz çek yani. Lan sen cesaret yok mu lan? Olmaz ki. Canım güzelliğimi kaldırmıyorsan kalmayacaklar. Ne oldu ne o ya? Sana ne? Bu arada. Kuroyum ama para bende. Param ne iş yapıyorsun acaba onu çok merak ediyorum. Ben çalışmıyorum ya. Benim babam Ertuğrul Şaşırık'ın ağzını. genelde barlarda içerek, kendime kafelerde gezerek vaktimi harcıyorum. Aa şimdi kızlar, biralar, rakılar. Yani senden daha iyi bir para edin doğrudur. Yani buluşmak istedi, bir şans vereyim dedim evet, ama evet. Hani Mercedes'imi binmeyi çok istedi. Mercedes'i de var, BMW de var. Böyle. Bir tanesini binanın yanında bırakıyor, bir tanesi apartmanın yanında bırakıyor. Karışmasın diye. Bak kaldı değil mi? Para göz boyamıyor her zaman. Şu martılardaki sesler hep senin şiirini okuyorlar. Şu dalgalarla gelen sözler hep seni anlatıyorlar. Hep senin sözlerin, hep senin gözlerin. Mavince boğuluyorum, gözlerince ayrılıyorum. Hep böyle düşünüyorlar. Şimdi ben sana şiir bir diyorum, bizde arabesk işliyor oğlum, bizde şiir olur damardan. Ben sana indir ayağına... Tövbe estağfirullah. Keserim oğlum bir. İndir o ne ya? Çok güzelim. Fiziğim zaten ortada gibi. Hey geliyorum. Zaten zaten buraya oturan böyle geliyorum bir şeyler ben anlamıyorum. Öyle yani anlasam yani size de anlatırdım. Ama anlamıyorum. Yani ben seni hayatta yanımda erkek diye gezdirmiyorum. Lan bizim için hayat biçilmemiş. Sen bana hayat diyorsun, ben sana diyorum iki günlük sen bana hayat biçiyorsun. Bu ne iştir oğlum? Bana öyle gelme. Bize geçelim. Bir daha misler tapak bana misler. Evet. Dünya ekibini oraya alalım. Ailem buraya. Evet. Dünya boylu, daha iyi oylu diyenler. Ailem daha iyi oylu.
Şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Nesne oyunu. Nesne dediğimiz grubu kuralım ilk önce. Evet. Şimdi nesne oyunu için dünya grubunu kuralım ilk önce. Dünyada aynı kalalım bence hocam. Tamam, aynı kalalım. Belki intikam almak isterler. Dünya burada, alem de burada. Nesne bize yardımcı olun. Hangi nesnelerle oynayalım? Şemsiye var, şemsiye. Başka? Su matarası, başka? Tabancana. Hani nerede getirdiniz mi? Gezi. Var mı yanınızda? Nerede? Başka? Hangi nesneler verin? Nesne. Efendim? Yani yanınızda şey var mı nesne? Filo var. Başka? Damacana başka? Şemsiye. Sırt kaşırcın. Şemsiye. Şemsiye. İyi bir malzeme. Küllük. Tribüşon olsun. Var mı? Yanınızda olan bir nesne olması lazım. Bir sonraki oyunda mutlaka getirin tribüşonu. Sizin için oynayalım. Evet, nesne oyunu. Dünya grubuyla, alem grubuyla düdük çaldıkça değişecek. Ve bakalım bu nesneyi nasıl oynayacaklar? İlk önce alemle başlayacağız. Sonrasında dünya gelecek. Geriye sayalım 3'ten. 3, 2, 1. Şu Recep Usta'nın dürümü de çok güzel oluyor. Bir tür şemsiye açılmaz dediler ama açılıyormuş. Yapamadılar gitti. Şu fakire bir sadaka. Onunla azapta geliyor. Leva, sebet leva. Ne vereyim ablama? Herkesin şu dünyanın çivisi çıkmış ya. Asker, geç. Koruyacağım seni. Geç, çabuk gel. Sadece bir şey. Ya bana sıkacaksın. Formen almadan önce ve aldıktan sonra. Açılmıyor. Ben kabul etmiyorum. Başlayalım. Formen almadan önce ve aldıktan sonra. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Üsküdar'a giderken aldılar yağmur. Üsküdar'a giderken aldılar yağmur. Boş ver kapatın. Annem bana doyduymaydı, sana aymadı mı? Çık ortaya Drago! Onlar ortada. Kuru sabahtan beri donudu ki o dedi. Sabahtan
Ne çekti şemsiyeler? Açılmaz, açılmaz. Allah'tan bu leğeni aldım, bu elbiseler de bu leğenin içinde ne güzel yıkanıyormuş. Ama aynısını yaptı ama. Ay ne yapmış, ne yapmış, ne yapmış. Şöyle de çirkef yani. Çirkef değil o leğen. Şu anda TürkSat 1 uydusu yörüngesine yerleşti. Şu anda evet, evet. Şu anda sahne takılıyor. Sırasında bir üniversiteli olmuşuz anasını satayım. Çadırda kampımızı da yapmışsın. Ya yemin ediyorum bu çocuk acaba beni seviyor mu? Buradan şu papatya bakalım ben de seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Hadi beni sevmiyor. Yeter. Dünya diyenler. Alem diyenler. Çoğun üstünlüğü var. Aynen. Tekrar oynuyoruz. Tekrar ediyoruz tamamla. Bana çığlık atın. Yani süremiz az kaldı. Son bir oyunla devam edeceğiz. Sen söyle oyunu oynayacağız. Sen söyle der.